Merhabalar sevgili arkadaşlar. Uzun bir süredir ekranlarda karşınıza çıkmadım. Malum Dünya Kupası var. Türkiye'nin gündemi, tabii ki bu karmakarışık gündemi de bizleri bir hayli etkiliyor. Seçimin yaklaştığını birilerinin yürüttüğü kan politikalarından anlıyoruz. İnsanlar üzerinden, şehitler üzerinden. Maalesef karşı tarafa birkaç bomba atalım. Karşı taraftan bu tarafa kendi koruduğumuz alanlardan birkaç bomba atalım. Ondan sonra da gerekeni yaparız. Bombalar patlayınca oylarımız artıyor gibi sözleri yaşamış Türk milleti, ülkemizin insanı maalesef yine bir korku iklimine sokularak ellerindeki büyük güçlerle bu korku iklimini köpürterek, arttırarak, daha doğrusu yangına körükle giderek ülkeyi düşünmediklerini, sadece kendi çıkarlarını düşündüklerini hemen her kelimelerinde ifade ediyorlar. Muhalefet, Türkiye'de muhalefet varmış gibi gözükme durumunu tüm dünyaya göstermeye çalışıyor. Yani karşılıklı bir anlaşma var anladığım kadarıyla. Çünkü ne alan bu dakikadan sonra bu kadar büyük rezilliği, bu kadar büyük borçları çok kısa bir sürede toparlama imkanı yok. Ne de mevcut elinde olanın işlediği suçlardan dolayı kaybetmeme adına, hani kaybetme niyeti yok. Kaybetmek istemiyorlar ki kimse istemez ama hani emekli olalım. Çok büyük suç işledikleri için kazanmak zorundalar. Bunu da hareketlerinden anlıyorsunuz. Muhalefet partilerinin ki sanıyorum Deva Partisi televizyonlarda reklamları verilmiyormuş. Parasını vermelerine rağmen projelerini bu millete sunacaklarını anlatma şansları yok. Zaten bunları her defasında söylüyoruz. Bunların arasından kendi gündemimi anlatmak belki biraz ayıp olacak. Yani bunu kabul ediyorum çünkü hakikaten çok etkileniyor insan. Dünya Kupası'nı seyrediyorsunuz. Birkaç maç dışında çok keyif almıyorsunuz. İnsanlar Türkiye'de gördüğüm kadarıyla hayattan zevk almıyorlar. Ve devamlı bir güvenlik korkusuyla yaşıyorlar. Biraz genel gündemi konuşalım, biraz kendi gündemimi konuşalım diye bir yayın açtım. Göztepe-Altay karşılaşmasında gerçekleşen olay çok vahim. Yani İzmir'de olmasına ayrı şaşırdım çünkü çok kaliteli, çok değerli insanlara sahip ki her yerde bu tip patavatsızlar, bu tip acımasızlar olur. Yani tek bir yere bağlamamak lazım diyoruz zaten. İnşallah yaralanan, sanıyorum iki kişi veya üç kişi yaralanmış. Allah acil şifalar versin. Kaleciye de geçmiş olsun. Korner direğiyle kafasına yediği darbe, o sert vuruş. Umarım kötü bir sonuç getirmez. Yani ne yaparsa yapsın, sebebi ne olursa olsun, maalesef Türkiye herkes için, her alan için güvensiz bir alan. Gördüğünüz gibi. Yani çok küçük şeyler huzur bozabilir. Ama Türkiye'nin genelinde ki AKP Yüreğir galiba, Yüreğir Belediyesi'nin cenaze aracından taşınan tabutta çıkan uyuşturucular. İnsanlar kimlere ne iftira ve yalan atıyorsa hayatlarında, yaşadıkları süreçte Allah onu başlarına getirir ve yaşatır. Yani uyuşturucunun tabutlarda bile ki Türkiye'ye gelenlerin adresi belli olan yere geliyor ama soruşturma yapan yok. Torbacıyı yakalıyorlar. Bu ekonominin getirdiği sıkıntılardan dolayı artık torbacılık ki işsizlikten dolayı torbacılık seviyesine düşmüş insanları yakalayıp onlardan yani mafyayla iş tuttukları için hani operasyon varmış gibi gösteriyorlar. Tabii ki bunlar pudra şekeri değil. 9-10 yaşına inmiş. Bütün bunlar var. Açıkçası çok üzücü. Birçok şey yaşıyoruz ve görüyoruz. Herkesin gözü önünde gerçekleşiyor ki bu kadar tek taraflı medya ve muhalefetin de iktidarla beraber hareket etmeye başladığı dönemde. Yani bu iktidarın, Recep Tayyip Erdoğan'ın arka tarafta birilerinin yönettiği çok aşikar. Yani her şeyi o yapıyormuş gibi görüyoruz tek adam çünkü bundan hoşlanıyor demek ki. Ama arka planda kendi çıkarları için o 90'lı yılların aktörleri çalışmaya devam ediyor zannedersem. Ki böylesine bir devrilme, dine bu kadar zarar verme açıkçası tarih yaşamamıştır. Kendilerine veya iftira ve yalanları üzerine bir din inşa ettiler. O dine tapıyorlar ve bunu
bu iftira ve yalanları üst perdeden, hukuksuz, dünyanın kabul etmediği, ki kabul etmiyor ama dünya kullanıyor bu sıkışmışlığı. İnsanlar maalesef iftiralara maruz kalıyorlar. Aynılarını yaşıyorlar kendileri bugünlerde, ki daha da kötü günler yaşayacaklar. Kaybettikleri değerler, kaybettirdikleri değerler onların başına çok büyük işler açacak. Pusulalarını kaybettiler. Şovlar, işte seçim kazanmayı, siyasette işte başarılı olmayı artık birçok değerin önüne koydular. Allah dualarını kabul etti. Allah bizi utandırmasın dediler hep. Utanma duygularını aldı onlardan. Utanmıyorlar da. Yani ne söylenir bilmiyorum. Yani bu kadar Türkiye'nin geldiği noktaya bir şey söylenemez. Bunların arasından dediğim gibi bireysel şeylerimi anlatmak can sıkıcı olabilir. Ama Dünya Kupası serüveni bugün ilk defa bir maçı hemen hemen bütününü diyeyim. Arada işlerim vardı, onları da yaptım evin içerisinde. Pazar burada. En beğendiğim, yani zaten çok güçlü ülkeler, futbol adına çok gelişmiş ülkeler, Almanya ve İspanya'dan bahsediyorum. Oynadıkları oyun, saha dizilişleri, oyun disiplinleri, oyuncu kaliteleri, bu kadar birbirlerini test etmelerine ve denemelerine rağmen maçın içerisindeki görmek istediğim şeyleri gördüm diyebilirim. Evet, Fas maçı, Fas'ın Belçika'yı 2-0 yenmesi, Fas'ın oyunu. Artık dünyada sınırlar çok daraldı. Yani online, internet sisteminde herkes her yeri uydudan, oradan, buradan her şekilde takip ediyor. Canlı takip ediyor ve önlemlerini alıyor. Biraz koşuyorsanız, biraz da formasyonunuz varsa sonuç alabiliyorsunuz. Biraz da sabrınız varsa büyük takımlara karşı. Ki Belçika büyük bir sükutu hayal. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde değerlendirdiğimizde tabii ki biraz sonra sorularınızı da yanıtlarım. Dünya Kupası'ndan geçtiğimiz Dünya Kupalarına nazaran çok keyif aldığımı söyleyemem. Çünkü 51 yaşındayım. Çok fazla Dünya Kupası seyrettim çocukluğumdan beri. Çok çok keyif aldığımız anlar oldu. Futbolun üzerindeki bu bereketi de aldı sanki bir şey. Yani belki buna iddialar, şahıs, belki o endüstriyel futbolun getirdiği, paranın satın alabileceği her şeyi, hiç futbolla alakası olmayan insanların satın alması, siyasetin futbolun içerisine girmesi birçok ülkede, oyuncuların tamamen paraya odaklanması, ki birçoğu bu endüstriyel futboldan, ki bunu layığıyla alanlar da var. Ama onun dışında bundan istifade edenler de var. Performans göstermeden çok ciddi paralar kazananlar. Dünya Kupası'ndan çok keyif aldığımı söyleyemem. Ama mutlaka ki zaman zaman daha çok özetlerini, bugün tamamıyla seyredebildiğim dediğim bir maçı seyrettim. Belki çeyrek finalden sonra daha farklı keyifler alabileceğimiz bir ortam yaşarız. Öyle ümit ediyorum. Diğer taraftan yayın başlığında da hani hayatımı yazsam roman olurdu. Bir kitap çalışmam Türkiye'deyken başlamıştı ama bu süreçler yaşanınca belki de kitaba başka şeyler eklenmesi gerekiyordu. Bu süreçleri yaşadım. Bununla ilgili tabii açık bir teklif yapayım. Kitabımı yazmak isteyen, bu konuda uzman olan çok insandan teklif alıyorum. Yurt dışında bilhassa, yurt dışından almam çok mümkün gözükmüyor. Teklif alıyorum ama kendi kitabımı kendim yazmak istiyorum. Neyle beraber olacak bu? Yani 1,5-2 saatlik bir filme sığdırılacak bir hayat değil belki ama bunu yapabilecek insan çok başarılı olacaktır diye düşünüyorum. İşte hatalarınızla, onun dışında yaşadıklarınızla çok ilginç bir yaşam hikayesi. Yani sizin dışınızda konuşulurken hiçbir şeye cevap veremediğim çok anlar yaşadım. Sosyal medyadan önce, sosyal medyadan sonra, şu dönem, bu karanlık dönem, bu korku ikliminin olduğu dönem, herkes sizin üzerinizden bir şeyler konuşabiliyor, anlatıyor, her şeyi yazabiliyor. Buna dış basın da dahil. Çünkü rejim öyle güçlü, ülkenin, devletin parasını öyle milletimize değil de kendilerini korumak için harcıyorlar ki bunun karşısında gerçekleri söyleyenlere tamamen bir karanlık yapmaya çalıştıkları için hiçbir şekilde kimseye ulaşamıyorsunuz ki bugün şu yayını şu anda 280 kişi seyrediyor. Daha sonra ne kadar seyreder bilmiyorum.
aslında bakarsanız önemli şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Kimsenin ilgisini çekmiyor. Hani alışılmış bir çaresizlik var. Herkes bir şeyin olmasını, kendiliğinden olmasını bekliyor. Onu beklediğiniz zaman ki inananlar için Allah mutlaka bunun karşılığını verecektir diyor ki amenna, hiç şüphemiz yok, verecek. Ama ülkemiz bu arada her geçen gün kan kaybediyor. Bu fiili olarak da kaybedilen kanlar üzerinden siyaset devşiriliyor. Onun dışında da bir deyim bu, biliyorsunuz. Çok ciddi, büyük ekonomik ve sosyal buhranlar yaşanıyor ülkemizde. Ve bunların hiçbiri konuşulmuyor. Sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi. Belki o statta oynamadım ama Galatasaray stadında biliyorum. Bugün bu rejimin başındaki insanın ıslıklandığı günü. Sanki bundan intikam alınırcasına muhalefet yapmayı Atatürk ve din üzerinden buna indirgedi toplum. Yani bu iki çok önemli değerin çok çok hoyratça kullanıldığını düşünüyorum. Çok hoyratça. Her zaman bunu düşündüm. Bu değerler üzerinden yapılan, ki başka türlü yapma şansı olmayan, bu korku imparatorluğunda başka türlü yapma şansı olmayan insanların bazı alanlara dokunamaz olmaları aslına bakarsanız çok şeyin çözümsüz kalmasına da neden oluyor. Onu da ifade edeyim. Yaklaşık bir hafta, aşağı yukarı bir hafta diyeyim, bir haftadır yabancı platformlarla toplantılar yapıyorum. Biliyorsunuz burada bunların kültüründe Thanksgiving diye, yani şükran günü, ben Allah'a şükür anlamında değerlendiriyorum. Kendi adıma öyle söyleyeyim. Bunlar da inançlı insanlar, Allah'a inanıyorlar. Böyle günler yaşıyoruz. Bu arada da Avrupa'dan, ki onların günü değil, böyle bir şey yok, böyle bir organizasyon yapmışlardı. Bir takım gazeteci, filmmaker, yani film yapanlar, senaristler, onlarla toplantılar gerçekleştirdim. Bunların içerisinde Zoom toplantıları yaptım. Birçok yabancı ülkenin kanallarına yarın veya öbür gün, henüz güncellemedik, milyonlarca takipçisi olan çok önemli bir ülkenin medyasıyla özel bir röportaj yapacağız. Yaşadıklarım, Hakan Şükür'ün durumu. Tabii filmmakerlar daha anlaşmadık henüz. Henüz bir anlaşma yok, sadece konuştuk. Merak ediyorlar, soruyorlar. Yani bunu bir şeye dökmek için sizinle konuşmamız gerekiyordu deyip saatlerce yol gelip benimle burada vakit geçirdiler. Evimin etrafında bulunan otellerde aşağı yukarı 15-20'ye yakın diyeyim. 15'i biraz geçiyor. Farklı düşüncedeki insanlar, yabancı insanlar, işte Fransa'sı, İspanya'sı, onun dışında Amerikan'ı, İtalyan'ı, onlarla, İtalyan'la İtalyanca biraz konuşabildik, İngilizce, diğerleriyle İngilizce, bazıları Fransızca tercüman getirmişler. Bir hayli ambele oldu kafam. Bir yandan eşimin doğum günü vardı, ona denk geldi. Bu açıdan böyle bir süreç yaşadım. Film çekmek istiyorlar. Anlattığım şeyler çok complicated, yani çok kafa karıştırıcı. Yani anlattığınız zaman Türkiye'yi, yani benim ağzımdan dinledikleri zaman benim yaşadıklarımı belgeli bir şekilde, bunları ispatlayabileceğimi söyleyerek anlatıyorum zaten. Söylediğim bir şekilde, yani böyle bir şey olamaz diyorlar. Çünkü bunlar gazeteci, o ülkelerin evrensel hukuk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ayağında. Tabii ki birçok sıkıntıyı biliyorlardır ama hani Hakan Şükür'ün böyle bir şey yaşama ihtimalini hiç düşünmemişler ki ben onlara şunu söyledim. Hakan Şükür'ü bırakın yani. Hani milyonlarca insanın bugün yaşananlar karşısındaki, inanın bana, yani yemin ederek söyleyeyim, kendi ülkelerinin yönetenlerine inanılmaz şeyler söylüyorlar. Yani bizim ülkemizin cumhurbaşkanını nasıl idare ettiklerini, nasıl çıkarları olduğunu ve bu çıkarlar uğruna insanların, işte mültecilerin, yaşananların, işte bizler gibi insanların neler yaşadığını biliyorlar ama benim anlattığım spesifik örnekler çok can alıcı. Hatta bir tanesi şunu dedi, ne kadar gerçekleşir bilmiyorum yani. Belki de hani diğerlerini de bildiği için, kendisi alabilmek için, anlaşmada öne çıkabilmek için, ya ben bu hikayenin, ki kafasında canlandırdığı flash bellek mi diyorlar ona, kafasında canlandırdıkları gelmeden önce varmış ama gelince daha da pekişmiş.
anlattıklarım, yaşadıklarımla ilgili. Burada da yaşadıklarım. Yani demokrasi, hukuk dediğimiz Türkiye'deki bu bataklık çok ayrı bir şey ama yaşadığınız ülkeler de Türkiye ile ki üst düzey yani yönetimsel Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile oradan var olan çıkarları ile ilgili düşünerek mevcut yönetenleri mutlu etmek için zaman zaman onların da burada zulümlerine maruz kalıyorsunuz. Haliyle bunları da anlatınca bunlar inanılmaz hikayeler yani. İnanılmaz. Yani herkesin çok demokrasi, hukuk falan dediği yerler ama kendi çıkarları söz konusu olunca birilerini mutlu etmek, bir diktatörü mutlu etmek için her şeyi yapabiliyor demek ki insanlar duygusuna kapıldılar. İngilizce hemen hemen hiç yardım almadım diyebilirim bazı spesifik konular dışında. Kafam ne kadar karışıkmış ki hiç bilmiyor gibiydim yani kendimi anlatamam diye düşünüyordum. Ama kendimi iyi anlattığımı düşünüyorum. Çünkü insan yaşadığı şeyi bir daha değişmeyecek şeyi yani o yaşadıklarım bana bir daha sorsalar bir daha anlatabileceğim şeyler. İçinde yalan yok. Ne yaşadıysam onu anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir süreç yaşadım. Hangisiyle anlaşırım, nasıl anlaşırım? İnanın hiç bilmiyorum. Yani önüme ne sunarlar, neler gelir. Daha çok bana faydasından ziyade hatalarımın da içinde olduğu belki de çok şaşıracağınız şeylerin olacağı, bugünlerde söylediğinizde farklı algılanabilecek ama film çıktığında nasıl düşünürsünüz bilmiyorum veya nasıl düşünecek toplum. Buna yabancı kalan arkadaşlarımın, dostlarımın, hocalarımın, Türkiye'deki beraber çalıştığım insanların ne düşüneceklerini hiç bilmiyorum. Çünkü onlarla ilgili bu süreçte çok büyük bir sükutu hayale uğradım ben. Yani bu korkunun esiri olmak, onun dışında menfaatlerinin esiri olmaları diyeyim. Hayat bir şekilde geçiyor, bir şekilde başka yerlerden insana vuruyor bunun faturası. Umarım ülkemize çok fazla vurmaz, insanlar uyanır seçimde demokratik haklarıyla ki normal bir seçim olursa inşallah daha fazla yeri patlatmaz bu kazanmak isteyen şu andaki güç sahipleri insanları daha fazla korkutmak için olayın şiddetini arttırmazlar. Çünkü nereden bakarsanız bakın bütün örnekleriyle ki araştırılmasını istememeleriyle 15 Temmuz'u, GAR katliamını, en son Taksim patlamasıyla ilgili araştırılmasını mecliste bunu hep beraber araştıralım dediklerinde araştırılmasını istemeyenler acaba arka planda neler yapıyorlar? İlçe başkanlarının teröristlerle telefon bağlantıları çıkıyor, valiler oradan bir şeyler yapıyor. Belki tekrar bir çözüm süreci olacak gibi düşündüler ki işte bir partinin ilçe başkanı tekrar ortalığı karıştırıp mevcut tek adamı tekrar kendi saflarına çekmiş olmalılar ki savaş tamtamları çalınıyor maalesef. Maalesef uluslararası alan, kapı komşunuzda, sınırlarınız, o coğrafyada çıkarı olanlar da sizlere belli oranda topluma böyle bir görüntüyü verebilmeniz için müsaade ediyorlar sanırım ki ancak böyle bir rejim devam ederse bundan sonraki çıkarları noktasında istediklerine kavuşabilirler diye düşünüyorlar. Yani ben de dış güç olsam, ülkemi düşünsem, bir dış gücün bir yöneticisi olsam, ülkemi düşünsem böyle sıkışmış bir rejimle hem silah satarak hem uyuşturucu ortamı kurarak her şeyimi, bütün ifrazatımı o ülkeye atarak ve o ülkedeki çıkarlarımı gözeterek böyle bir rejimle çalışmak isterdim belki de. Hoş, benim ahlakım bu siyasete, insana zarar veren bu anlayışa tamamen zıt. Ama dediğim gibi dış güç olsam, hani ey dış güçler falan dedikleri şeylerin aslında böylelerini daha fazla istediği gerçeği de gün gibi aşikar. Film konuşmalarında benim anlattığım hikayelerin içerisinde neden, hani her söylediğim şeyin neden böyle bir fikriniz var mı dendiğinde hani bir siyasal analizden ziyade görebildiklerimi, anlayabildiklerimi söylediğimde birbirimizle başka ülke vatandaşları, birbirimizle çok 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 ortak noktada buluştuğumuzu gördüm. Çok farklı düşüncede insanlar vardı. Komünisti, sosyalisti, işte aklınıza ne gelirse yani. Ve Türkiye'ye ve kendi ülke cumhurbaşkanlarının da bizim ülkemizin şu anda bu rejimine
hiç tasvip etmeseler, perde arkasında sevmeseler de çıkarları için katlandıklarını söylemeleri çok enteresan. Bunları yaşamak tabii ki üzücü ama ülkem adına şu kısacık, ufacık platformda sizlere anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi filmim mutlaka ki günün birinde çekilecek. Bu gelenlerle olur, bir başkasıyla olur, daha başka gelenler olur. Onları bilmiyorum. Çekecekler büyük bir hevesle, bunu istiyorlar. Bakalım, ben onlara söyleyeceklerimi söyledim. Bir hazırlık yapacaklar, platformlara sunacaklar. Kendi kafalarında pekiştirdikleri, topladıkları arşivleri ve benim anlatımlarımla beraber belli bir anlaşma çerçevesi olursa da artık tek başınayım yani. Herhangi bir menajerim yok. Kimse bunları benim dışımda onlarla konuşmuyor. İşte bazen kızımı yanıma aldım. O da film production okuyor burada. Kızımı aldım. Bazen o tercüme etti. Bazen onun tercümeleri ki hani çok çok iyi İngilizcesi. Burada birçok güvenlik kurumlarında da bize tercümanlık yaptı. Hani onlarla konuşmalarımızda koruma altında olduğumuz için çok uzun bir zamandır. Bazı şeyleri anlattığımda tabii yani film yani kızımın yanında bunları anlatamazdım. Onun için tek başına anlatmak durumundaydım veya herhangi biriyle anlatamazdım. Özelde kalması için çok şaşırdılar. Hatta bazıları kendi ülkeleri için, kendi ülkelerinin üst düzey insanlarıyla konuşmak üzere ayrıldılar. Hani Hakan hani buraya gelsin, bizim ülkemizde yaşasın, ona böyle bir şans verelim en azından falan diye. İnanılmayacak şeyler açıkçası. Ama ben hiç takılmadan, hani amasız, öyle diyeyim, Türkiye'de çok büyük mağduriyetler yaşayan insanların çok daha önemli olduğunu, o ülkede yaşarken yaşadıkları sıkıntıyı anlatmaya çalıştım. Keşke onların filmi çekilse dedim. Ama işte sizinki de ona benzerlik taşıyor ve çok üst düzeyden bir düşüş bu. Yani maddi manevi çok üst düzeyden bir düşüş bu. O açıdan çok etkili olabileceğini düşünüyoruz gibi kavramlarla konuşmalar geçti. Anladılar. Çok çok güzel mesajlar yazdılar. Hani söz uçar yazı kalır. Hani buradaki süreçlerinden gerek eşim gerek çocuklarım gerek yaşam şartlarım biraz takip etme fırsatı buldular. Talebelerimle ya daha doğrusu öğrencilerle, yabancı öğrencilerle yayınlanmamak üzere. Belki ileride tekrar yapacaklar anlaşırsak. Yayınlanmamak üzere konuştular. Onlarla diyaloğumu, ilişkimi, böylesine bir ismin onlarla çalışmamın ne kadar bir şans içerdiğini. Açık söylemek gerekirse yabancı oyuncuları çok uzun zamandır Türkiye'ye veya Avrupa'nın bazı bölgelerine tanıdığım arkadaşlar vasıtasıyla hani denenmek üzere gönderiyordum. December'da yani Aralık ayında 3 tane buradan oyuncu gönderecektim. Yabancı bir menajer arkadaşla tabii. Hani çünkü benim üzerimden gidemezler. Hani Türkiye'de bildiği, tanıdığı takımlar var. Onlara gidip tryout yapsın diye çok beğendiğim 3 tane oyuncu gönderecektim. Cuma akşamı onlardan mail aldım. Hani Türkiye'deki işte bu patlama, Türkiye'de yaşananlar, işte çocuklarımızı böyle bir ortama gönderemeyiz gibi çok hevesliydiler. İstediler gitmek açıkçası, bir piyasaya gitmek. 15-16 yaşında çocuklar bunlar. Yabancı gerçi, o açıdan Türkiye'de hemen oynama şansları yok ama eğer şimdiden hani bir akademik anlamda beğenirlerse ki ben çok beğeniyorum. Bir tanesi benim tarzımda bir santrafor, bir tanesi sol kanat, sol striker diyeyim. Ama forvet arkası da oynayabilir. Müthiş bir sol ayağı var. Diğeri biraz ağır. Onunla çok özel çalışmalar yaptım, yapıyorum. Hani çok fazla da üzerine koyamıyorsunuz. Daha yaşı çok ufak. Ama çok iyi bir futbolcu. Çok zeki, çok teknik. Gelişmesi lazım daha. Burada futbol biliyorsunuz Amerika'da biraz daha farklı. Yetişme yani. Atletik olarak iyiler. Koşuyorlar. Hani fizik olarak, nefes olarak çok iyiler ama zamanlamaları, timingleri bir hayli sıkıntılı. Onları anlattık, onlar onları anlattı. Mesajlaştık, konuştuk, videolar çektik. İnşallah iyi bir şey olur. Hakan Şükür kimliğinden neden uzaklaştırıldınız ki yaşamamızı görünce çok iyi anladılar bunu. Hani yazılanların, çizilenlerin çok dışında bir yaşam biçiminiz ve anlatma biçiminiz var.
Dedim ki ben ne yaşıyorsam, nasıl düşünüyorsam, neye inanıyorsam bunu her zaman herkesin içinde yaptım. Hiç gizli bir ajandam olmadı benim. Benim bütün arkadaşlarım bilir. Bugün konuşmazlar, konuşamazlar. Kimisi kıskançlıklarından, kimisi ne bileyim korkularından, ne bileyim birçok şey söyleyebilirler ama maalesef işte böyle bir ortam var. Sırf buradan bile Türkiye'yi anlayabilirsiniz dedim. İşte yüzlerini böyle buzlasak, işte ne bileyim seslerini değiştirsek, onlarla konuşsak diye dedim. Yani ben bütün isimleri biliyorsunuz, gidip teklif edersiniz, yaparlarsa konuşun dedim yani Türkiye'den ki film veya yapacakları şey neyse bununla ilgili. Böyle günler geçirdim ve yayın yapamadım. Dünya Kupası dediğim gibi çok keyif alamadım. Biraz sorularınıza bakmak isterim. Hem kitap çalışması için hala bir arayış devam ediyor. Yarım kalmıştı, hatta başlangıç aşamasındaydı. Dediğim gibi 4-5 sene zihniniz bir şey öğrenme noktasında çok büyük sıkıntı yaşadı. Yani ben ancak kendime belki son bir senede, 1,5 senede futbola tekrar döndükten sonra biraz gelebildim. Başka şeylerle meşgul olmaya başlayabildim. Çok ağır travmalar yaşadık. Hem burada hem Türkiye'den tabii doğal olarak. Herkes o kadar güçlü olamıyor, olamayabiliyor. Kendi adıma söylüyorum, o duygusal yapınız ki bunu da çok iyi biliyorlardı Türkiye'den. Ama işte dediğimiz gibi güçlü kadın çok güçlü. Kadın her zaman güçlü. 2 tane kızım çok çok sevdiğim bir eşim var. Çok büyük bir dayanak tabii bu dönemde bana. Hem ailemin yaşadıkları hem benim yaşadıklarım çok güçlü durdular. Kendilerinden ziyade beni ayakta tutmaya çalıştılar. O açıdan onlara minnettardım. O ayrı bir şey. Bunlar ailemle de konuşurlarken, onları dinlerlerken de zaman zaman onlarla da oturduk, buluştuk. Güzel hikayeler birikiyor aslına bakarsanız ama dediğim gibi benden çok daha fazla film olması gereken hikaye mutlaka ki var. Buna adım gibi eminim. Çok tanıdığım insan var bu anlamda. Ama toplumun önündeki insansanız ve yaşadığınız hayat boyunca birileri sizi kullandıysa gerek siyaseten gerek başka konularda bilmiyorum. Veya muhaliflerin de işte sizin üzerinizden bulunduğunuz yerlere olmadık. Büyük hakaretler ve iftiralarla, yasa dışı şeylerle ki toplum bunu ayırt edemeyecek kadar maalesef saf. Diyeyim ben en hafif tabiriyle. Bazı haberler getirdiler biriktirdikleri arşivlerden. Geçmişte olmuş ama öyle olmayan, öyle yazılmış, öyle kalmış ve toplum öyle biliyor. İşte onların gerçeklerini benden dinlediler. Dedim ki yani durum bu. Mesela işte o ben Türk değilim açıklaması. Ben etnik kimlikle hayatım boyunca yaşamadım. Kimseye bunu söylemedim, söylemem de. İşte o arkadaş da söylediğim şeyin Hürriyet gazetesinde yani Türkiye Türklerindir yazan bir gazetenin geçmişte askeri vesayetin bugün yine askeri vesayet ve sivil vesayetin ortaklığında yine bu ortaklığa hizmet eden bir gazetenin günün şartlarına göre değişen siyasi politikaların insanların ölmesi umurlarında değil. Kurbanı demeyeyim onlar bilinçli taşeronları o hikayeyi anlattım. Başlıktaki yazı böyle yazıldı ama alttaki işte puntolarda, yazılımlarda kesinlikle böyle bir ifade olmadığının gözüktüğü. Ama toplum okumayı sevmiyor. Kitabın başlığını okuyor mesela, haberin başlığını okuyor. Gerisindeki değerlendirmeyi, muhakeme şansını kendine vermiyor. Biraz da bu cehaletin getirdiği bir şey. Nasıl kabul etmek istiyorsa durumu öyle kabul ediyor ve gündem de o gün onların elindeyse, onların liderlerinin elindeyse bunu tenis topu gibi kullanıyorlar. Her zaman böyle oldu. Geçmişin birbirleriyle atışan, birbirlerine hırsız, şerefsiz, hain diyen insanların bugün bir arada olabilmelerini ancak böyle değerlendirebilirsiniz. Böyle kirli bir yapı, size uymayan bir yapı olduğunu zaten her fırsatta ya senin ne işin vardı siyasette diyerek bana ifade ediyorsunuz. O açıdan hem mutluyum hem üzülüyorum ki buna mahkum diyorum insanlara. Biraz sorularınıza bakayım. İnşallah böyle bir süreç başlar. İnşallah böyle bir teklif gelir. Çok iddialı konuşuyorlar tabii bazıları çok önemli insanlar. Yani öyle olduğunu check ettim yani birkaç yerden. Çok önemli insanlar. Oscar konuşuyor, işte Cannes'daki işte film festivali konuşuluyor, Venedik işte bilmem neyi konuşuluyor. Kimine göre, herkese göre herkes bir hikaye söylüyor. Belki de beni ikna etmek için söylüyorlar, bilmiyorum. Ama o önemli değil yani. O filmin insanlara ne vereceği önemli bence. Bence. Bende olmayan bir şeyi
kesinlikle görmeyeceksiniz. Kesinlikle bir hayal alemi değil. En azından bu benim düşüncem yani. Ben hani öyle olsun istiyorum. Bu açıdan daha başka ne söyleyebilirim bilmiyorum ama sizlerin yorumlarını da açıkçası veya sorularını da merak ediyorum. Evet, futbol üzerine genelde sorular. Çok sevdiğinizi söyleyerek bir şey sormak istiyorum. Bir gün tekrar eski günlerimize döner miyiz? Tekrar ülkene gelir misin demiş Yusuf. İnşallah. Yani ona dua edelim inşallah olur. Türkiye bu sistemde senin hikayen zaten film gibi kral demiş Erhan dede. Evet. Yani öyle yani dediğim gibi ya anlattığım zaman kendi kendimiz aramızda bile konuşurken heyecanlanıyoruz yani yaşadıklarımıza. Üzülüyoruz, kırılıyoruz, korkuyoruz. Netice itibariyle insanız yani çocuklarımız var haliyle bu sıkıntı yeni rekorlarımın rekortmeni destek ol o zaman Netflix bilmiyorum platformu bilmiyorum çünkü hani bunlar filmmakerlar senarist işte writer var yani yazarı var senaristi var onun dışında prodüksiyon ekipleri var onlar var ve bir şeyi hikayeleştirdikten sonra bunun herhalde bir ölçümü yapılacak. Bilmiyorum nasıl. Tecrübem yok o konuda. Arkasından da çeşitli platformlara sunulacak. Oradaki değere göre, günün şartlarına göre ki ne kadar sürer bilmiyorum. Eğer anlaşıldıktan sonra ne kadar sürer şu anda bir anlaşma yok ama konuşuyoruz. Belki de olmaz bilmiyorum yani. İleriye matuf bekleriz. Kesin ve kesin yayın yasağı gelir. Daha yayın yasağı gelirse bir şey olmaz yani daha iyi olur bence. Dünya zaten biliyor. Herkesi, her şeyi biliyor. Ama maalesef dediğim gibi çıkarlar var. Maalesef. Ülkeyi yönetenler de oradaki toplumu, Türk milletini kullanıyorlar, duygularını. Yaşanılanlar hepsi ortada aslında. Yani rezalet bir dönem. Evet. Leipzig'e selamlar. Leipzig. Çok merak ediyorum aslında. Çok ismini son Almanya futbolunda ön plana çıktılar. Merak ediyorum. İnşallah bir gün seyahat özgürlüğüm olur. Böyle biraz da kafa dinlemek için gezerim. Evet. Abdülkerim genel işte yazmış. Bir kralın vatan hainliğine dönüşen hayatı. Size göre öyle olabilir ama gün gelince göreceksiniz. O çok inandığınız insanların ne gibi hainlikler yaptığını maalesef yani Pülkerim maalesef hırsızlara tapmanın hainlere tapmanın ne demek olduğunu çok acı tecrübe edeceksiniz çok acı hiç şüphem yok bundan yani üzülerek de olsa söylüyorum ama hiç şüphem yok tutuklu olan askeri öğrenciler tamamen günahsızdır serbest kalmalılar 15 yaşından 20 yaşını doldurmalarını bekleyip içeri alınanlar bile var yani. Bunlar öğrenci yani. Netice itibarıyla birileri bir şey yaptı yapmadı ki yapmadığı birçok kaynakta belli de yaptığıyla ilgili bir şey sunamıyorlar dünyaya. Kendileri bir şey uyduruyorlar. İçeride herkesi korkutuyorlar. Muhalefette sağ olsun beraberler. Yapacak bir şey yok yani. İmzalı formanı verebilir misin? Formam yok maalesef. Ozan Sancak'a destek ol kim bilmiyorum. Dünyada adalet yok demiş. Rıdvan Dilmen'in Türk futboluna ne kadar söz sahibi. Evet rejimle beraber. Rıdvan abi. Yani hemen her şeyin işte Mustafa Erdoğan'la beraber hemen her şeyin altında imzaları var. Bir taraftan Göksel Gümüşdağ, Mehmet Baykan, federasyon işte başkanı kimse o kukla yani oraya atanıyor, geliyor. Arka planda da bütün kurum kuruluşları bunlar yönetiyorlar. Zalim zulüm etmek için bahane aramaz. Teşekkür ederim. Çok fazla soru yok herhalde benim anlattığım hikayelerle ilgili. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.